Herkese iyi akşamlar. Bugün yine İF'teyiz. Dün çok sevdik. Devam ediyoruz burada. Yeni konuklarımız var. Maltz bugün konserden önce bizi kırmadı. Ve kısa bir söyleşi yapacağız onlarla. Yani biz genel olarak konuşmaya başlayacağız ama siz de sorularınızı bize göndermek için canlı yayın ekranının sağ tarafında göreceğiniz chat kısmından ya da Twitter'da 40kisi hashtagiyle bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince grup üyelerine soracağız o soruları. Hoş geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk efendim. Biraz trafikte sıkıntı mı oldu? Ne oldu havalimanında? Biraz trafikte, havalimanı değil de ondan sonra Ankara'nın trafiği meşhurdur. Orada birazcık takıldık. Meşhur muymuş ya? Meşhur. Biz İstanbul'da çok hep konuşuyoruz bu Ankara'nın trafiği harikadır falan diye. Ama gerçekten güzel bir trafik. Evet. Şimdi Ankara'ya sık sık geliyorsunuz siz aslında. İF'e geliyoruz neredeyse her ay. Yani en olmadı 1,5 ayda bir geliyoruz. Ondan sonra güzel, sevdiğimiz bir mekan. İkinci sezon bizim burada. Ondan sonra herhalde gelmeye de devam ederiz yani. Yani ilgi olmasa zaten gelmezsiniz değil mi? Ankara'lılar. İlgi olmasa da geliriz yani. Biz çalmayı seviyoruz. Şimdi Malt'ın müziğiyle devam edelim. Memlekette yapılmayan farklı bir şey yapmak şiarıyla ortaya çıkmış bir oluşum. Hani yani memlekette yapılmayan diye çıkmadık da hani ya ne yapsak farklı da böyle şey. Eğleniriz böyle major bir şeyler olur mu falan mı filan mı diye. Biz aslında hani proje grubu olarak başladık. Hani ilk bir tane böyle bir şey yapalım sert hani konserde millet eğlensin falan diye. Hani memlekette yapılır yapılmaz. Hani başka bizden sonra yapmak isteyenler olabilir. Ama hani bizim derdimiz çalalım, eğlenelim, güzel de çalalım şeklinde bir durum. Türkiye'de sert çalanlar pek yok değil mi? Sizin var mı? Ön tarafa gelip kafa sallayabilecekleri pek... Çok yok herhalde. Bir de kalmamıştır sonuçta. Hani hakikaten bu tarz hani sert diyebileceğimiz bir şeyin çok da hani alıcısı fazla yok. Hani insan şey yapmak istiyorsa böyle güzel kendine villalar, havuzlar falan alayım diyorsa böyle bir tarz müzik yapmasın diye bir tavsiyede bulunabilirim ilk etapta. Bu arada çok çok da sert bir grup değiliz ya. Yani. Şimdi Cenk'in sertlik anlayışıyla memleketin sertlik anlayışı arasında dağlar var. Yani onun sertlik dediği trash death metal'e kadar giden bir şey. O yüzden hani bizim işimiz bile evet. İnsanlar acayip sert geliyor. Yani Mehmet'in simbay kalınlığı bile aslında sert misal. Evet. Gördün mü? Ya aynı şarkı içinde aslında farklı havaları verebiliyorsunuz. Bu arızanın başıyla sonu birbirinin hani... Başını unuttuğumuz için hani sonunu ne yapsak diye düşündüğümüz için olabilir. Yani işte ilk albümle ikinci albüm arasında şöyle bir fark var. Şimdi ilk albümden sonra konser verirken şöyle bir şey oluyordu yani konsere giriyoruz, aldır çıkıyoruz bitti. Arada böyle bir şöyle bir dalgalanmak da lazım. O yüzden ikinci albüme böyle daha hani slowlar böyle minörler falan da koyduk. O denge çok güzel oldu. Dolayısıyla hani evet bir şarkının başı biraz farklı, sonunda ortasında değişir şey yapar. O da kendi içindeki o waveform o dalgalanmayı sağlamak için. Yeni albüm ne zaman sorusu geldi? Var mı? Yeni albüm işte sorusu. Muhtemelen şey gibi yeni sezon işte Ekim midir o? Ekim, Kasım kafası bir şey olacak. Öyle bir sürü yarım yamalak şarkılar bilmem neler var. Onları böyle birleştirip Ekim falan gibi çıkartacağız. Böyle araya akustik performansları mı, rock performansları mı tercih ediyorsunuz? Vallahi ben akustikleri tercih ediyorum. Çünkü oturmak çok daha rahat oluyor. Hani diğer üyeler ne düşünür? Siz ne diyorsunuz? Ben normalini tercih ediyorum. Mikrofon. uzatırsın diye düşünmüştüm mikrofonu ama İşte uzatmayayım diye kısa kestim. Görgüsüz, terbiyesiz, bencil. Yani normalini tercih ederim ama yani yaptığımız akustik performanslarda hiç fena değildi ya. Yani siz efendim? Ben de akustiği tercih ediyorum. Daha az terliyorum. Ben en çok kısa konserleri seviyorum. Yani 3 şarkı ideal. Malta Türkiye'nin Metallica'sı diyebilir miyiz? Denesin eğer diyebiliyorsa diyebilir. Yani M'den başlasın. Sorum her grup üyesine tek tek. Hangi takımı tutuyorsunuz? Tabii ki Fenerbahçe. Şuradan başlayalım. Galatasaray. Fenerbahçe. 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 Ama benimki tatlı su. Yani ben yoksa futboldan falan pek kaz etmem. Aykut Sınavkır ve döneminde şeyi severim. Bende de var öyle bir şey ya. İlk 11'i saydıklarında Fatih Terim'den falan başlıyorum. Bence de yani Selçuk Yula Fenerbahçe'de oynamaya devam etmeli. Sizinkiler biraz daha hardcore mu? Ya, Barış inanılmazdır ya. Birazdan maç seyredeceğim diye uğurlanıyor burada. Ben birazdan gidip otelde maçı seyredip öyle geleceğim. Victoria's Secret'la maçı varmış.
Maçtan sonra gelsek girebilir miyiz diyorlar. O zaman herhalde... Maçtan sonra gelenleri alamıyoruz çünkü gıcık oluyoruz onlara maçtan sonra geldin diye. Ama maçtan sonra gelmedim, yok hiç alakam yoktu falan derlerse girerler. Zaten bir konser maçtan sonra geliyor. Tabii canım, maç işte 12 gibi biter, biz de yarım gibi başlarız. Ha, maçı diye seyredecek sonra düşün, gelecek işte. Uzarsa ne yapacaksın? Ben de öyle yapacağım o yüzden. Uzarsa ne yapacaksın? Uzatırız o zaman. Uzamaz diye. Var mı öyle? Uzarsa sıçtık. Penaltılara kalır mı? İşte kalmasın be Cenk. Kalsın, en zevklisi o penaltıları seyretmek. Ama seyredik o zaman yani. Zaten maçlar falan... sırf penaltılardan oluşsa o daha zevkli. Bir buçukta sahneye çıkacağız falan. Daha uzayacak olaylar. Asıl işte olmaz. İlk albümdeki Katır şarkısı ve ikinci albümdeki Neandertal şarkısı. Böyle evrime özel bir meyil mi var ortada? Yok, evrimle alakası yok. Katır bildiğiniz yaşlı Nemrut anne baba ya bir göndermedir. Ama orada da şey var yani. Bu maymundan geldiğim şüpheli belki ama. Yaşlandıkça, çünkü yaşlanmış bir insana bir lafı anlatmanız çok zor oluyor. Yani yahu şunu içsene, şu bak hani gideceksin. Ha ya içmem falan. Bazı şeyler yaşlandıkça sabitleniyor insanda. Onları değiştiremiyorsunuz iyiliğine bile olsa. O diyor ki ben böyle yaşadım, böyle gideceğim. O Katır oradaki inatçılık tamam. Şeyinde. Neandertal'de aslında şu an Türkiye'mizde, güzide ülkemizde olan şeylerle ilgili bir şey. 10 yıldır. Ona bir gönderme hani anlayan için. Ama yani bence Cenk'in söz yazımında güzel yaptığı bir şey. Yani direkt göze sokmak değil de onu böyle... Sakin. Yani o Neandertal'de evrim üzerinden anlatması. Dinleyiciler... Orada Neandertal'deki Brachycephal, işte Dolichocephal falan vardır. O benim uydurduğumu düşünenler varmış değil. Onlar kafatası çeşitleri. Dinleyicilerle iletişiminiz nasıl? Etkileşiminiz nasıl? Konserlerde... Çok şeyiz. Devamlı. İyiyiz ya, yani seviyoruz. Çünkü hani biz dinleyenler de herhalde herkes de öyledir de şimdi olayı ticari olarak düşünüp ticari olarak bir şey yaptığınız zaman size gelen seyirci ona göre daha böyle hani kendi kafasına göre söylesin, takılsın gibi bir şey oluyor. Ama bizim gibi takılan gruplar ya da işte şarkıcılar falan filan için öyle olmuyor. Sırf hani bilerek geliyor, ona göre geliyor. Şarkının sözlerini ezberlemiş oluyor falan oluyor. O iletişim, etkileşim çok daha farklı oluyor tabii. O anlamda da işte demin sorduğun o akustik mi yoksa sert mi de tabii albümdeki versiyonun nasılsa onun öyle olması daha güzel oluyor. Yani mesela albümdekiler sert ya. Ona göre direkt albümdeki gibi bir şey duyduğu için çok daha fazla hani gaza geliyor. Akustikte biz de sakin sakin dinleyelim gibi bir şey oluyor. Sakin sakin dinliyorlar mı akustikte? Akustik evet. Sonuçta sakin bir şey yani. Dinleti yani... oluyor. Bu öbürü inleti oluyor bu akşam. Yani dinleyiciler genelde akustik konserlerde pek desibellerini ayarlayamıyorlar benim katıldığım. Hafiften mırıldanma işin oluyor. Evet. Ama mesela ben hani sert dinlemeyen birçok insandan akustik çalacak mısınız? Hani öbür türlü çok bize şey geliyor da hani kafamız şişiyor şeyini alıyorum. İkinci albümdeki soundları çok iyiydi. Aynı şekilde kayıt yapmayı mı düşünüyorlar bir sonraki albümde? Valla biz bu şeyleri çok öyle sabitlemiyoruz. Hani şarkı istiyor zaten onu, bir şarkı yaptığınız zaman diyor ki ben hani böyle böyle bir davul istiyorum, böyle böyle bir gitarım olsun falan diye. Dolayısıyla üçüncü albüm ne isterse onu yapacağız. Evet, olacak. Ya sound açısından da daha bir şey, belirlediğimiz bir şey yok. Yani, o bütün parçalar bittikten sonra belli olacak. Neden sadece bir tane lead gitarist var? Ritim gitariste niye ihtiyaç duymuyorsunuz? Şu sahnede ritim gitaristi koyacak bir yer söylersen. Yer yok, şeyimiz yok. Eğer 3 odalı salon bir ev varsa hani alırız. Yo, bence gerek de yok. Yani hani zaten bir tane gitar yeterince kafa şişirdiği için. Ya aslında iki albümde de düşündük. Hani tamam albümü yaptık, live'da biraz daha zenginleştirelim dedik ama olmadı bir şekilde. Hani çeteye bir kişi daha dahil edemedik bir türlü. Bu bas gitarın sizde biraz şeyi var, daha çok duyuluyor, daha çok bariz. Volüm açıyor. Trik var sanki öyle yani. Aslında belirlenmiş bir şey yok yani kayıtlarda da. Yani istendiği kadar açılıyor ama biraz galiba fazla çıkıyor ses. Hayır, o fazla çıkma değil de bence yani ben hani ilk bu adamla gittiğimde daha ilk albüm daha ortada yok ki hani Cenk'teki bası, yani ben mesela şahsen bası frekans olarak duymayı değil enstrüman olarak duymayı seviyorum. Mehmet'te de öyle, Barış'ta da öyle. O yüzden hani basın kendi riffi olsun, ondan sonra bir kendi evi olsun, bir kendi arabasını alsın. Bunları istediğim şeyler. Sağ ol Cenk. Yani işte tek gitar olunca da
basın öyle bir fonksiyonu olması gerekiyor zaten. Evet. Dolayısıyla zaten biraz da ikinci gitar gibi evet, çalıyor. Gitar evet, gitar gibi çalıyor. Yani o yüzden de bir ikinci gitara yer kalmıyor sound'da. Davulcu arkadaşımız Yetenek Sizsiniz'deki ufak çocuk hakkında ne düşünüyor? Vallahi ne davulcuymuş Baha, o? Baha diye bir ufaklık var galiba orada. Evet, hastasıyız. Gördüm ama. Ben çok mana veremedim ya. YouTube'da, internette hani yüzlerce böyle gavur, velet acayip şeyler çalıyorlar. Ama herhalde Türkiye'de ilk defa gördük böyle bir şey. O yüzden etkilendi insanlar yani. YouTube'da aratabilirler diyorsun. Tabii canım. İstediklerini bulabilirler. Ne yazacaklar? Gavur davul. Gavur davul. Velet. Gavur velet davul. Birçok arkadaşımız konserleri soruyor. Şuraya gelecek misiniz, buraya gelecek misiniz? Şuraya da geleceğiz, oraya da geleceğiz. Ama yer belirtirlerse, şimdi bizim Adana, Bursa, haftaya Denizli var. 22'sinde, 23'ünde İzmir var. Ondan sonra işte gene var da var. Hani yani Adana olacak gene. Kesinleşmemiş Isparta, Antalya var. Kıbrıs var. Nisan'da. Tarihi belli olmayan. Evet, bunların tarihleri daha netleşmediği için. İzmir, Çorum, Nevşehir, Mudanya, Kocaeli, Tokat hepsi ayrı ayrı gelmiş. Kocaeli'ye geldik, siz neredeydiniz? Diyorum o arkadaşlar. Tokat'a hiç gitmedik ama değil mi? Yok. Evet. Yeniden şarkısının hikayesi nedir? Çok merak ediyorum. Şehir efsanesine haline geldi. Öyle miymiş? Onun sözlerini ben baştan yazdım. O ta kaçtı? 98'de falan yazdığım bir şarkıydı. Ama sözleri kaçarsan kovalarsan, kaçarsan bulamazsın, kovalarsan kaçar falan gibi bir şeydi. Korusu evet. Beğenmemiştim onu o zaman. Hatta ilk albüme koyalım mı falan demiştik. Ama işte ilk albümün majör ağırlığından dolayı ya bu öbür şarkılara uymuyor falan deyip vazgeçmiştik. Çalıştık da yani ilk albüme koymaya. Sonra bayanlar. İşte dedik hani bunu ikinciye koyarız ya falan diye şey yaparken ben sözler beni açmadı. Bir de işte ev değiştirmiştim falan, böyle sosyal hayatta değişiklikler olmuştu bilmem ne. Sözde bütün şeyleri, sözleri baştan yazdım. Aynı şarkı üzerine yaptık. Hikayesi de yani bir ev değiştirmek ve buna bağlı insanlara karşı olan tavrınız ve bunu sorgulama. Cenk Bey, sizce Malt'ın hangi şarkısıyla astral seyahate çıkılmalı? Hepsiyle çıkabilirler. Yeter ki çakraları açık olsun, çakranız açık olsun diyorum. Gezegen cevabını bekliyorum. Biraz da olumsuz bir şey okuyayım. Slash konserindeki performansınız beğenilmemiş. Ne düşünürsünüz? Evet, bir kişi beğenmemiş. Bayağı iyiydi. Pek yani. Şeyimizde değil. Yani ben festival, daha doğrusu bu tarz festival şeylerini çok sevmiyorum. Çünkü bir, sound check'i doğru dürüst yapamıyorsunuz. İki, Ali Bagam falan başka birilerinin aslında şeyi oluyorsunuz. Ne diyeyim hani çömezi gibi oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla hazırlıksız bilmem ne çıkıldığı zaman bu ne diye ben çıkıyorum, misal örnek. O konserde de onun üzerine bir sürü şeyler denk geldi. Mesela Mehmet'i gören davullar genelde ölü taklidi yapar bana vurmasın diye. Orada da simbal indi bilmem ne oldu. Her 50 bin şey tane problem. O 50 bin tane problemle de hani şey yapmak insanı kasıyor ve bayıyor yani. Şurada bir soru görmüştüm. Şivaz'ın viskisini çok sevdiğiniz doğru mudur? Doğrudur ama ayırt etmeyiz. Hepsi bizim evladımız. Böyle bir şey sormuşlar. Esinlenme mi? Bu Amon Amarth'ın Down the Slopes of the Dead şarkısının başıyla depremin ne? Başı. Ne? Amon Amarth mı? Basları daha doğrusu. Pardon, aman yanlış abi, okuyorum. Abartmayın. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yılı şarkısıymış o şarkı? Merak ettim. Amon Amarth çünkü kaç yıl kulüp ki? Bilmiyorum. Çok enteresan kulakları var arkadaşlarım. Biraz daha düzgün müzik dinlerlerse çok sevineceğim ya. Çünkü bir tane de ne vardı? Opet. Ha, yeniden Opet muhabbeti. O abi bitemedi bir türlü yani, ki hiç alakası yok. Amon Amarth daha iyiymiş yani. Amon Amarth efsaneymiş. Şarkının adını alayım mı bir daha? Bir dakika. Down the Slopes of the Dead. Ben aslında onu Megadeth'ten yürüttüm bak. İtiraf ediyorum şimdi. Lan bilinmeyen gruptan yürüt dedim sana. Dayanamadım ya. Megadeth. Ama ben şaşırmıyorum ya. Ergenken ben de aynı kafadaydım. Yani ona benziyor. Falan diye. Nasıl olacaktır? İyi bir şey bence. Ya bu arada arkadaşlara teşekkür ederim ama bu arada. Hani eğer öyle bir iyi müzik dinleyip benzetiyorsa da olabilir. Çünkü basını sonuçta mı benzetmiş? Evet. Bası benzettim. Bir şarkısını bilirim o grubun. Klip çalışması var mı? Bu aralar.
klip çalışması sürüyor hala dandun dandun sabahleyin tepemizde. Yani bu albüm için yok, yeni albüm için herhalde bir şey yaparız. Hayır, bir de niye hep biz yabancı gruplardan araklıyoruz da yabancı belki yabancı grupların bizden arakladığı şarkıları da bir arayıp bulsalar ya. Yani öyle bir şey yok tabii ki de. Bir öyle olsun arada da biz de sevinelim. Düet düşünürler mi? Senfoni orkestrasıyla konser vermeyi düşünürler mi diye iki farklı soru var. Düet yaptım. Düet yaptık. Senfoni orkestrasıyla da düşünebiliriz tabii. Neden düşünmeyelim? Ama şu an hani 3. albümle ilgili ne yaparız, ne ederiz derdindeyiz. Çok sonra olabilecek bir şey herhalde. Rock müziği Türkçe yaptığınızda bir eksiklik hissetmiyor musunuz? Aslında İngilizce ile özdeşleşmiş bir müzik türü değil mi sizce de? İngilizce bir albüm düşünür müsünüz? İngilizce bir albüm ben veletken yapmıştım 22 yaşında. İngilizce söz yazılmıyor yani, bulduğun şeyi İngilizce'ye çevir ondan sonra onu oraya koy. Hani bilmiyorum dışındakiler ne düşünüyordur ama o iş öyle olmuyor. Rock müziği de zaten sonuçta bunun armonisi var, bilmem nesi var. Onun üzerine melodiyi bir şekilde oturttuğunuz zaman, sözün anlamını da verdiğiniz zaman Türkçe oluyor ve zaten Türkçe olması lazım eğer yurt dışında bir şey yapmayacaksanız. Barış'ın saçının Meyre Leş'e benzediği zamanların çok güzel olduğunu söylemiş birisi. Yeniden öyle yapmaz mı? Hastayım Meyre biraz. Leş. Bugün gidip kazıtacaktım yanları da. Hastayım, o yüzden uyumayı tercih ettim. Bir dahaki Ankara'ya gelişinde Marta'yı da getirir misin? Marta kim bilmiyorum ama. Marta benim kedim. Tamam. Ben bizden Malt'tan meşhur. Yok, getiremem, o huysuzlanır buralarda. Parçalar herkesi. Ne var, ne var? Şimdi dört erkek gelsek içeri girebiliyor muyuz Malt'ı dinlemeye? Biz giriyorsak. Yani dinleyebilirler. Yani dinlerlerse yani. Menajerleri nerede diye bir soru gelmiş ama artık herhalde tanıdık birisi bu. Orada. Akustiklerde, akustik setup'ta eşlik ediyor bize de. Kim acaba, o da ne? Soranın. Bu menajerimizin mi bu? Soranın. Göremiyorum şu anda, galiba gitti. Led Zeppelin mi? Diğeri kimdi? Seçenek sormuş. Demek ki öbürü Z ile başlamış. Zeppelin mi, Purple mı? Zeppelin. Yani ayırt edilmez ki, ikisi de bizim evladımız yani. Bizim topraklarımızda büyüdüler. Fark etmez bana, ikisi de. İkisinin de evladıyız. Manover'dan sonra bir ayla en iyi giden grup Malt diye bir yorum gelmiş. İskiyle daha iyi gider de. Zevk. Dolmuş şarkısı gerçekten yaşanarak mı yazıldı? Dolmuş şarkısı tabii birebir yaşanmıştır. Özellikle ilk iki söz birebirdir. Diğer iki söz biraz daha, hani biraz daha egzecere durumu vardır ama birebirdir. Yaşanma senesini de söyleyeyim. 88. Sosyal medyayı biraz daha etkin kullanabilir misin diye soruyorlar. Kullanırım. Bir şey var mı? Twitter evet. Hesabın var galiba. Yok yani, ben Twitter hani şahsen öyle, ben biri bir şey yazarsa hani mesaj yazayım falan ya da kafam bir şey eserse. Yoksa ben şeyden hiç hoşlanmıyorum yani. Herkes böyle kaydırma fış fışa dalıyor falan. En etkin kullandığımız şey bizim işte programda Erdem'le, hani oradan bir şey verip takılmaca, yoksa benim için başka bir önemi yok. Yine Cenk Bey'e bir soru. Altunizade'de iş dışında nerede takılıyor? Altunizade'de sadece iş dışında, yani iş bazında takılıyorum çünkü Power FM orada. Ondan sonra hani bazı erken gittiğimde falan Kapitol'de sık sık beni görenler oluyor. Bu benim sorum aslında. Ben sormak istiyordum. Oradan mı okudun kendi sorunu? Yok, hayır. Şimdi soracağım. Şimdi soracağım onu. Şimdi Cenk Erdem'in Cenk'i de Malt'ın Cenk'ini karıştırdıkları oluyor mu? Böyle konserden çıkıp, ya hiç eğlenceli değildi arkadaş, espri bile yapmadı. Yok, hayır, öyle olmuyor da yani şimdi farklı tanıyor. Aa, Malt, Malt falan diyenler oluyor. Ya da aa, bu Cenk Erdem, Cenk Erdem falan diyenler oluyor. İki kişi yürürken vay Cenk Erdem geçiyor diyenler oluyor ki yanındaki Erdem olmuyor. Yani çok çeşitli karıştırmalar mevcut. İstedikleri gibi karıştırabilirler yani, yeter ki karışsın. Konserlerde kendi şarkılarınızdan başka çalmayı sevdiğiniz şarkılar sadece bir tane, Metallica'nın o Wherever I May Roam. Yok, biz ilk albümden sonra tabii 10 şarkı bir konsere yetmediği için bir sürü cover yaptık. Sweet Dreams yaptık. Ondan sonra Billy Idol yaptık. Metallica'dan 2
İki tane yaptık değil mi? Evet. Wherever I May Roam'la Sad But True yaptık. Fate No More yaptık. Lemmy amcamızdan yaptık. Ondan sonra Sovat yaptık. Sovat yaptık. Bayağı bir o dönem yaptık ama o şeyi sevmiyoruz yani. Cover çalmaktan pek hoşlaşmıyoruz hani en azından. Hani benim de onların da uzun yıllar bir cover geçmişi dönem olduğu için biraz cover tiksindiriyor yani. İkinci albümde de 20 şarkı olunca ikinci albümle beraber. Gerek. Şimdi işte Nilüfer'le yaptığımız düet parçasını yapıyoruz tek cover olarak. Yani bazen ama çok istedikleri zaman ya da biz de böyle yani ne çalın ne çalın hadi Metallica patlatalım dediğimiz zaman çalıyoruz yani ama evet. Şöyle bir şey yok. Yani. Belli bir içim seviyesinden sonra aman ne olacak çalalım. Bu arada iki kişiye davetiye verecektik. Facebook üzerinden Ufuk Uğraş talihliğimiz oldu. Twitter'dan da Burak Şen doğdu. Kendileriyle iletişime geçeceğiz biz. Ama hemen kalkıp gelseler iyi olur tabii. Saat 9.30 oldu. Kapıda isimleri yazılı olacak. İki kişilik davetiyeleri var. Bakıyorum. Kliplerinde gönüllü oynamak için nereye başvurmalıyım? Mazlum. Mazlum. Yani bizim Twitter'a şey atabilirler. Yani benimkine veya işte Malt Official vardır oraya atabilirler. Facebook'a da atabilirler. Öyle bir fotoğraflarıyla birlikte. Oydan çekilmiş. Gece elbisesi ve... Kız olduğunu nereden biliyorsun? Birlikte erkek oynatmıyoruz gibi. Hatta birisi akustik kliplerinde oynamıştım. Başka kliplerinde de oynamak isterim. Aynı kişi mi bilmiyorum. Akustik klip neymiş ya? O bizim tanıdıktır. Bizim akustik klipte sonuçta o birebir canlı performanstır. Orada seyirciler de... Yenilenden bahsediyor. Şeyde ha. Hayır, Olmaz'dan bahsediyor burada. Evet. Olmaz. Akustik klip dediğine göre. Yani klip değil de aslında. O klip değil zaten. Aslında orada yani böyle bir canlı yayını, internet canlı yayını. Onun aynısını bir daha hani bir daha sıkı sıkı montaj deyip aynısını verdik. Arif. Tamam. Arif o zaman gece elbisesiyle bize Facebook'tan fotoğrafını yollarsa. Kalabalığa çalmak mı yoksa daha az bir kitleye çalmak mı daha hoşunuza gidiyor? Sence? Evde daha az bir kitleye ama sahnede kalabalığı. Ben 4 kişi seviyorum mesela. Evdeyken mi? Bolsun parsın. Şurada bir şey var. Yokluk. Abi biz müziğe gönül vermiş 3 arkadaşız. Bize inanmaktan başka ne önerebilirsiniz? Şimdi biz yani en azından kaç lisede falanken şey seyrederdik böyle Metal Hammer'ın falan şeylerini okurduk. Orada şey derdi hep önce inanacaksın falan biz şey derdi ne diyor be ne yapacağız yani aynı soruyu sorardık. O şu demek aslında istibdad edecek yani devam edecek bıkmayacak. Ben şöyle müzik yaparsam nasıl olur şunu yaparsam nasıl olur'a girmeyip hangi müzik onu heyecanlandırıyorsa onu yapacak. Farklı farklı armonileri, gamları deneyecek. Belki de ne bileyim hani blues'u denememiştir ama bir blues çalacak ki of süpermiş ya da arabeski deneyecek. İlk başta dinlerken nefret ediyor ki ama dışarı vurum yani output'u bambaşka bir şey olacak belki de. Yani input ve output farkı yani dinlemeyi sevdiği şeyle söylemeyi şey, çok, sevdiği şeyin çok teknik biraz... bir açıklama. Evet. Teşekkür ederiz Cenk. Aranıza nifak tohumları sokacak bir soru var. Cenk Malt'tan ayrı solo albüm çıkaracak mı? Çıkartabilirim. Çıkartmayabilirim bilmem. Yani bunlar şey değil. Akşam maç ne olur diye bir soru gelmiş. Sen cevapla istersen. Vallahi 1-0 bizim olur. Ben 0-0'a da razıyız. İlk maç kaç kaçtı? 1-0. 2-0'dan 2-1 olur ben sana söyleyeyim. Fener kazanır. 2-0. Bilmiyorum işte öyle hep duyuyorum iddia oynayanlar. Bilmem kaçtan bilmem nasıl falan diye de. Ben de oradan kim kim? Yapıyorum. Hangisi? Ben fanatik taklidimi yaptım. Jimi Hendrix'in aşkın gücü güç aşkını aştığında dünya barışa kavuşacak gibi bir sözü var. Şu an bir felsefe yapsalar ne derlerdi? Ben felsefe yapmıyorum. Yani bir şey yapmayayım şimdi sağ olun teşekkür ederim. Tamam. Son bir soru daha alalım bitirelim. Rock dışında hangi müzik türleriyle ilgilidir Malt üyeleri? Herhalde dinlediklerimizi. Şuradan her tarz var yani. Nasıl diyeyim ki? Nasıl diyeyim ki? Abi, bir şey. Değişik işte. Her şey iPod'umu düşünüyorum şu anda. Her şey elektronik müzik de var, her şey var yani. Skrillex'e falan bu aralar bu dubstep olaylarını dinliyorum. Gerçeğini söyle, gerçeğini. Utanma. Trash metal, ben trash. Full. Adını söyleme şimdi. Ya, selam, ben de trashçiyim. Eziyorlar mı sizi ya? Motorhead falan eskilerden, Motorhead'ler, yeni Slayer'lar, Metallica'lar her zaman.
sevdiğimiz arkadaşlarımız için. Yani işte metal rock başta olmak üzere ama tabii ki hani aynen onun dışında da janralara genre. Yani iyi müzik dinlemeye çalışıyoruz. Rum. Yani Nihat Doğan'a bağladım. Ruz benim de işte pardon. Rock falan onun dışında mesela Delta Blues severim. Yani full blues değil de mesela cazdan da Chicago şeylerini severim. Ondan sonra acaba ülkemiz bazında sanat müziği severim. Türkü beni pek açmaz. İngiliz underground'unu severim. Eskilerden o psychedelic kafalarını çok severim. Ben de rock dinlerim, caz dinlerim arada bir. Norveç. Norveç, Kuzey Avrupa caz Kuzey severim cazı. Evet. Ha, Kuzey cazını ben de severim. Evet. Öyle. Tamam. Tamam, bence yeterli, bayağı da oldu. Yani dışarıda da kapı açılacak zaten birazdan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Malt üyelerine. Konser 10 gibi kapı açılır. Sonra da zaten bir iki saate maçı duydunuz zaten. Ona göre ayarlayın kendinizi. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler.